Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün sizlerle beraber Huawei MateBook X Pro modelini mercek altına alıyor olacağız. Dilerseniz hemen cihazın tasarımıyla beraber başlamış olalım. Huawei MateBook X Pro'nun tasarımına baktığımızda burada gerçekten de benzersiz bir tasarım çizgisinin bizleri karşıladığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada 980 gramlık bir ağırlık ve 13.5 milimetrelik de bir boyut bizleri karşılamış oluyor. Cildi rahatlatan benzersiz bir metalik gövde bizleri karşılıyor ve burada dokunma hissiyatına baktığımızda ise sıcak ve rahat bir dokunma hissiyatının var olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın renk seçenekleri de oldukça geniş. Burada moranda, mavi, siyah ve beyaz renk seçenekleri bizleri karşılamış oluyor. Huawei MateBook X Pro'nun ekranı da göz alıcı. Burada OLED ekran paneli mevcut ve Huawei Adobe RGB'yi destekleyen ilk kez ekranı bu cihazda kullanmış vaziyette arkadaşlar. Yine fotoğrafçılık düzeyinde renk gamı ve Adobe RGB desteğiyle beraber cihazın ekranı da gerçekten göz alıcı. Burada %93'e varan bir ekran gövde oranı mevcut ve yine 1000 nite varan bir parlaklık oranı bizleri karşılamış oluyor. 120 Hz'lik tazeleme oranıyla beraber de cihazın ekranı gerçekten akıcı bir deneyim vaat ediyor. Yine burada 3.1K'lık çözünürlük ve 264 ppi'lik bir piksel yoğunluğunun olduğunu da söyleyebiliriz. Yani kısaca Huawei bu noktada gerçekten de özel bir ekran geliştirmiş ve burada ultra net, ultra pürüzsüz bir deneyim bizleri karşılamış oluyor. Huawei MateBook X Pro'da gerçekten de yenilikçi teknolojiler kullanmış arkadaşlar. Burada yüksek performanslı Intel Core Ultra işlemci sayesinde gerçekten de her işinizi rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Tabii bu noktada 32 GB'a varan bir bellek ve 2 TB'a varan yine bir depolama alanında mevcut olduğunu ifade etmek mümkün. Huawei MateBook X Pro ile beraber profesyonel bir ofis deneyimi yine sizleri bekliyor. Bu noktada cihazı çok hızlı bir şekilde şarj edebileceğinizi ifade etmem mümkün. 90 Watt'lık süper şarj desteği ile beraber cihazı seri şekilde şarj edebiliyorsunuz. Yine bu noktada kamera desteğinin de çok iyi olduğunu ifade edebiliriz. AI desteği ile beraber 1080p Ultra HD geniş açılı kamera burada bizleri karşılamış oluyor. Yine bunun haricinde Huawei'nin bu noktada ses deneyimini de çok iyi bir şekilde ayarladığını ifade etmek mümkün. Burada yüksek düşük frekans ayarımına sahip 4 ekran üstü mikrofon ve altı hoparlör mevcut ve bununla beraber de yine cihaz gerçekten de oldukça net bir ses deneyimini bizlere sağlamış oluyor. Huawei MateBook X Pro'nun bir başka öne çıkan özelliği ise akıllı kullanıcı deneyimi. Akıllı kullanıcı deneyimi sayesinde cihazlar arasında akıllı bağlantı desteği bizlere gelmiş oluyor. Ve bu noktada sadece aynı cihaz, aynı türden cihazlar değil, farklı cihazlar içinde bu desteğin var olduğunu ifade etmek mümkün. Yani cep telefonlarıyla, tabletlerle veyahut da farklı cihazlarla beraber de yine bu akıllı kullanıcı deneyimini siz sonuna kadar yaşamış oluyorsunuz. Yine çoklu ekran işbirliği, yatay pencere ve farklı farklı özelliklerinde burada yine akıllı kullanıcı deneyimi çerçevesinde bizlere sunulduğunu ifade etmek mümkün. Bunun haricinde dizüstü bilgisayar ekranından telefon ve tablet dosyalarına erişim için AI Search özelliğinin gelmesi de gerçekten oldukça değerli. Bu noktada Huawei gerçekten de kullanıcı deneyimini çok fazla önemsemiş diyebiliriz. Huawei MateBook X Pro ile beraber kapsamlı AI deneyimleri yaşayabiliyorsunuz. Yani eğer siz yapay zekaya gerçekten de meraklıysanız, düşkünseniz burada gerçekten cihaz sizlere sonuna kadar yapay zekayı kullanmanızı sağlamış oluyor. Yani özellikle kamera noktasında AI kamerayla beraber güzellik, follow cam, sanal arka plan ve göz teması gibi farklı farklı özellikleri kamera noktasında kullanabiliyorsunuz. Yine ses anlamında AI ses dediğimiz kişisel ses geliştirme, Sound True Voice ve Sound True HD gibi farklı farklı özellikleri cihaz bizlere sağlamış oluyor. Yine yapay zeka ile beraber arama yapabiliyorsunuz. Anahtar kelime ve içeriye göre PC dosyaları için yapay zeka destekli hızlı ve doğru aramayı da bu cihaz sayesinde sağlamış
oluyor arkadaşlar sizlere. Bağımsız kamera anahtarı ile beraber de gizliliğinizi korumak için kameranın güç kaynağını kesiyor ve cihaz bu noktada yine yapay zekayı kullanarak da oldukça güzel işler başarmış oluyor. Tüm bu özelliklerden bahsettikten sonra artık gelelim yavaş yavaş ürünün fiyatına arkadaşlar. Aslında sizler de zaten Huawei'nin resmi sitesine girdiğinizde fiyatı göreceksinizdir. Ancak ben yine de buradan bilgiyi vermiş olayım. Cihazın fiyatı şu anda 84.999 TL arkadaşlar. Üstelik peşin fiyatına 3 taksit imkanı da sunmuş oluyor Huawei burada bizlere. Ve artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelmiş olalım. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.